Hayda. Ha, gazeteler nerede ya? Kaldırdım şekeri. Sebep? Ayıp kötü haber. Aman bir de birinci sayfada bir trafik kazasının resmi vardı iç kapatıcı. Sen görme diye kaldırdım. Aa, gazetede mi okumayacağız yani? Okuma şekerim. Tansiyonu çıkıverir Allah korusun. Al ilacın. Ver, ver. Oh şifa niyetine. Al bu da bitki çayını. İçme bunu. Gafur aklı leş gibi kokuyorum bari. Ama çok faydalı Tahsin'ciğim. Ay ay ay. Ben vallahi sıkıldım bu işten. Duvarlar üstüme üstüme giriyor sanki. Aa, gazete yok. Yemek yok. Maç yok. Hadi ben öleceğim vallahi. Hadi akşama açarız bir spor programı. Vallahi mi? Açarız değil mi? Açarız ayol. O kadar da değil. Sen önce şu çayını iç. Hadi. Affedersin Nilay ama ben sana bu tişörtü hediye etmeyi kabul etsem sen bunu nerede giyeceksin? Akşamları Nişantaşı'nın ta öbür ucuna. Kivi almaya giderken giyerim belki. Bak bu gece gene seni idare edeceğim ha, unutma. Şişt, yavaş, sanki çok bir şey yapıyorsun da şuradan iki adım Harbiye'ye yürüyeceğiz. Tiyatroya gideceğiz diyeceksin. Ben sana tiyatro biletinin parasını da vereceğim. Birlikte çıkacağız, tamam mı? Aman aman bilet parası verme. Zaten tiyatro 1 lira. Ne ayak? Hiç. Gafur abi, Hacer tişörtünü bana hediye etti. Etmedim. Gafur abi, biz akşam tiyatroya gideceğiz Nilay'la. Hemen şurası, 2 adım. Sebep? Tiyatro işte. Bir faydası mı var? Sanat abi ya. Aa. Gerek yok kanımca. Ama gene de bir babama sorun. Akşam tiyatroya giderken ben de bunu giyerim. E nasıl olsa hediye ettin. Etmedim. O zaman ben vazgeçtim. Ne? E tiyatro sevmem ben. Gitmeyin. Oturun evde. Sosyete oldunuz iyice. Sen o kadar anlarsın. Ne kadar anlarım? Tiyatro kim, sen kim? Beni kırıyorsun. Ben yalnız mıyım? Yine mi Elva'ya? Yeriz diye kavurduydum. Başka ne yapabilir ki yani? Elva yani. Aslı nerede? Onlar sonra gelecekler. Cemal işte'nin mide ağrısı tutmuş, soda içiriyorlar. Ha, Kibriay Bey? Onu bilmiyorum. Artık girebilir miyim? Ha, gir. Ya hayır, lan Zeynep iyi ki gelmedi ha. Arkadaşlar niye sinirlisiniz? Ama maç böyle seyredilir ya, Allah Allah. Erkek muhabbeti biraz böyle, rahatsız olduysanız çıkabilirsiniz. Rahatsız olmadık. Rahatsız olmadınız mı? Neden? Yo, statta da zaten böyle değil mi? Yok abi öyle değil. 1, 2, 3 çıktım taşın üstüne, açtım bacaklarımı. Alkışlar geçen Norveç. Bütün delikanlısın. Lan çok eğlenceliymiş bu ya. Hadi biz de. Benim canım taştan oyarlar. Babamın oyarlar. Norveç'e böyle. Norveç'e böyle. Sen çok neşan çalıyor. İyi günler. İyi günler.
Gafur, seni Allah mı gönderdi ya? Yok. Ben kendi kendime çöpü almaya geldim kanımca. Yok yok, sen şimdi bırak çöpü falan almayı, gel bizle maç seyret. Sebep? Nasıl sebep ya? Süper maç var oğlum, kaçmaz bu. Norveç, İtalya. Gel gel gel. Ya! Şu paraya yapılmaz. Ben daha iyi oynarım. Şu parayı bana yollayın. Arkadaşlar, Gafur da bizimle beraber maç seyredecek. Artık o da bizim futbol grubumuzun bir parçası. Kızlar, sizin için bir sakıncası yok değil mi? Yok. Nasıl yani? İyi günler Aslan Efendi. Otur otur. Oturabilirim. Arkadaşlar kaysanıza, çocuk oturacak. Serpaç. Kaysana. Serpaç kaysana. Tamam mı? Gel gel. Haydi hoş bulduk. Hoş bulduk. Ulan. Allah sana bir sağ ayak, bir sol ayak vermiş. Sen o sağ ayakla gol atamayacaksın. Senin ta... Ana... Ulan sen gibi futbolcun Allah belasını ver. O Boğaz Köprüsü'nün Anadolu yakasındaki arkasından iki tane o da yetmedi. Ulan köprüsünün tak var ya. Onun da değil lan. Trump Allah sen belanı, sen gibi futbolcun lan. Tüh. Biliyor musun? Aha kalk. Senin. Nereye? Üf. Oha. Haklı ama çocuk ya. Smaçı atamadı bir türlü. Kaçırdı. Ya futbolda smaç diye bir şey yok. Serbest vuruş o. Allah'ım ya. O Galata Kulesi var ya, Galata Kulesi. Sen anan... Galata Kulesi mi sen? Allah'ım yarabbim, nerede kaldı bunlar ya? Yine ekmesinler Cem'in midesi bilmem ne diye. Vallahi bana da bahane gibi geldi ama bilmem. Nasıl yani? Sizce bunlar iyi anlaşıyorlar mı Burhan Bey? Bilmem. Sanki biraz böyle soğuklar değil mi? Vallahi günahları boyunlarının altında kalsın ama bana da öyle geliyor. Bence cinsel uyumsuzluk var aralarında. Tipik. İlahi Burhan Bey. Dinle bak, bak, bak. Şimdi senin kuzenlerin. Kuzenlerin olduğu için sözün meclisten dışarı. Yani şimdi şeyle bakmak lazım. İkisi de soğuk nevale değil mi? Yani söyle bak yani. Yukarıda Allah var. Aramızda kalsın ama. Bence Aslı'nın hiçbir seks aperitesi yok. Dümdüz yani. Bunu sorarsanız. Bence de. Ne bileyim yani öyle bir sıcaklığı, bir kıvraklığı yok. Şöyle bir fingirde desen hani. Böyle ağzımın bir şeyler yap falan. O kadınla bilin ne olduğunu bilmiyorum. Hani onların hiçbirisini yapamaz. Bak 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 nereye kadar. Erkek de sıkılır tabii bir yerden sonra. Tabii. Şimdi Cem Bey'den de ben açıkçası muhteşem bir performans beklemiyorum. Yani ne demek istediğimi anladın sen. Anladım anladım. Aşk olsun Burhan Bey. Allah seni. Ya ne yaptın? Her tarafımı kızarttın. Sigara vereyim misin? Verim, verim, verim. Evet. Ay neler yapmasın. Al hepsini ye. Ah. Ay neyin? Dur abi. Ben kendim olurum ya. Cane, cane, cane. İçer meydane. Dışarıda dayak var. Hodri meydane. Hodri meydane. Kızlar. Oo. Çoluğun çocuğun topçu olsun. Top olsun, top olsun. Futbol oynayan ben. Artık dinlemeyeceğim canım. Bu ne ya? Böyle spor mu olur? Lümpen olduk çıktık. Ne spor olur ne de sporçuluk. Ulan o top var ya o top. O vuramadın da o sağ ayağında o top var ya. O top da ayağında...
Orası. Ulan otobüsü nereye vereceksin Allah? Ulan girme o ceza alanına, kırmızı kart keserler. Bu. Ulan bu servis kaçar mı be? Ya servis ne ya? Ne yapacağız ya? Şu pis adam gitsin lütfen yani. Bu kadar küfür olmaz ki canım. Pes etmeyelim, oluyor. Gelmeyiz biz bunlara be. Küfür bizi yıldırır mı? Anlamı güzel oluyor. Sakın sakın, tamam. Dayanıyoruz, dayanıyoruz. Ulan ben senin... Küfür edince tam süper oluyorsun. Çocuklar, ben çok yoruldum bağırmaktan. Hadi hadi, son bir defa hadi. Hadi. Cane, cane, cane. İşte meydane. Dışarıda dayak var. Hodri meydane. Hodri meydane. Ulan çok eğleniyorum. Çok eğleniyorum. Burhan yerine sizinle kanka olalım mı? İçeride bir bağırış çağrıştır gidiyor. Heyecanlı bir aç galiba. Ya skora baksaydık bari. Hayır efendim, hayır. Sporsa biz de seyrediyoruz işte, spor. Sen gündüz bana akşam spora bakarız derken bunu mu kastettin? Evet, ne var? Buz pateni bu. İyi, ne güzel. Ne yapayım ben bunu? Aa, ne demek ne yapayım? Baksana ne kadar dinlendirici. Hoş, cool gibiler ayol. Bir heyecanı yok ki. Aa, olmaz olur mu hiç? Bak. Acaba Japon takımı teknik puanlarla Rusları geçebilecek mi? Konu bu. Bence bundan daha heyecanlı bir şey olamaz. Sen glamurunu içtin mi? Ay! Sen şeyi biliyorsun peki de. En üst kattakiler var ya. Evet. Evli değilmiş. Aa! Oo! 10 yıldır karı koca süsü veriyorlar ya, üçkağıtçı bunlar ya. Yüzsüksüz yüzsüksüz oturuyorlar yukarıda. Benim biliyor musun, adamın başka hanımı varmış, nikahlı. Aa, bundan hiç haberim yok. Vay kil vay, vay kil vay, gizlikli haliyle kıstınızı tipli. Yere bakan yürek yakan. Allah'ım yarabbim, çok şaşırdım ha, çay içer misin? Sen şey biliyor musun? Ben dedikoduyu hiç sevmem. Karakterime uygun bir şey değil. Ha, yaprak var ya. Ay ben onu hiç sevmedim ya. Böyle gizli bir cadılık var onda. Bak sonradan dediydi dersin. Var var, var var. Sen Volkan'ı biliyorsun. Ay bilmem ayol, kuzenim Volkan. İşte onun... Onun eski aşkına fişnasıydı o. Vallahi mi? Tabii. O Selim var ya, şimdiki karısı. Biliyorsun. Ondan sonra benim çok yakın arkadaşım. Onu ondan kapmak için ne numaralar, ne numaralar, ne oyunlar. Sanki Bizans. Ben tahmin ettim ama. Böyle saf görüntüsü altında şeytan bir şey o. Ya şeytan olmasa nasıl ayarlayacak 50 milyon dolarlık adam Kibilay Peynircioğlu. Koskoca bir peynir imparatoru. Bunu ayarlayın. Yılların playboyu Kibilay Peynircioğlu'nun sürekli dizinin dibinde. Büyü mü yaptı acaba? Büyü? He. Ya Allah korusun. Büyü diye bir şey var mı? Yok. Yani büyü mı? Allah korusun. Şey. Aslar da gelmedi. Ay boşver ya. Aslılar ışırdı, kendi kendimize muhabbet ediyoruz. Kekisini ya. Yeyi. Ay ulan ben. Kek süper olmuş. Ellerinize sağlık. İyi, ben sana tarifini yazarım bibişim. Yani işe yarar mı diyorsun? Yarar. Madem onlar bizim alanımıza girdiler, biz de onların alanına gireceğiz. Kız kıza muhabbetlerini bozacağız. Ancak böyle anlayacak onlar. Oğlum bunların altın günü falan yok ki. Hangi kız muhabbeti? Hayır, alışverişlerine gidelim desem o bize işkence. Hamama falan da gitmiyorlar tabii. Yok, oraya zaten biz de giremeyiz. Monken monken? Yok.
hafta. Aa, ne? Yaprak, Fatoş, Aslı. Üçü bir kadından haftada iki kere oryantal dersi alıyorlar. Ne? Yok artık be oğlum. Ha, daha iyi bir fikrin var mı? O zaman iyi anlaştınız. Ay, hadi hayırlısı. Ay, bir muhabbet, bir muhabbet. Saate baktım, 12 olmuştu. Makbul abla, yuvadan uçmak üzeresin. Hatta hadi uç artık. Ya dur ya, daha fal yok, pos yok. Ama duygularını açıklaması an meselesi. Ay, ay, ne güzel. Şimdi bu akşam yine Burhan'da bir organizasyon var. Dün çaya gidemedik diye bu akşamüstü bizi içkiye davet etti. İçki mi? Ay, bilmem ki. Sakit duyarsa beni keser vallahi. Hayır, duymaz, asla duymaz. Biz seni idare edeceğiz, hiç merak etme. Hatta Burhan Bey'e biz biraz geç kalabiliriz dedim. Aman biz otururuz Makbule bebişimle, ne olacak şeklinde konuştu. Bebişim. Kız Aslı, gözlerin hain hain bakıyor ama kalbin aslında temiz, biliyor musun? Sağlıyor canım, canım. Bak, evde sıkılıyorsun diye seni gezmeye çıkardım. Eğleniyorsun değil mi? Çok. Gazetelere bakmıyorsun değil mi şekerim? Gazeteleri kaldırttın ya. Hayır. Şu masanın üzerinde haber dergileri gördüm de... kapaklarında çok sevimsiz şeyler okudum. Benden gizli sakın ha, açıp bakma. Ama moda dergilerine bakabilirsin. Ne güzel, tam ilgi alanım benim. Nane çayını içmedin. Ya şekersiz, limonsuz, iğrenç bir şey bu. Tahsin'cim, şeker üç zehirden biri. Limon asitli mideni yakacak. Bak, sağlıklı yaşam. Ne tık tık kaldı, ne kalp çarpıntısı, ne bir şey. Belki de farkına olmadan ölmüşümdür ben. Aha, aşk olsun Tahsin. Şaka bu değil mi? Yo, biz de kilo vermek istiyoruz. Ayrıca ben de eskiden beri ritim duygumu geliştirmek istemişimdir. Kısmet bugüneymiş hocam. Yalnız arkadaşlar, siz ayrı ders alsanız iyi olacak. Çünkü biz dersi çok ilerlettik. Ya maksat beraber vakit geçirmek değil mi canım? Tabii. Maçları birlikte izleyelim. Oryantal dersini hep birlikte alalım. Hiç ayrılmayalım. Bu kız kıza muhabbetler sırasında biz yalnız kalıyoruz ama. Tabii ya. Oh, bizi ihmal ediyorsunuz. Bu saatlerinizle sizinle paylaşmak istiyoruz biz. İyi o zaman. Peki hocam, bu yani böyle bir şey olabilir mi? Teorik olarak evet. Hadi o zaman. Evet, eller yukarı. Eller yukarı, bu bir soygun. Yalnız bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Nasıl yapıyorsunuz o parmakları öyle? Orta parmağı böyle düşürüyorsun abi. Hanımefendi, göster bakayım. Nasıl yapıyoruz? Şöyle. Şey yapıyor, şey yapıyor. Bak, yüzük parmağıyla işaret parmağını şey yapıyor. Yukarı doğru şey yapıyor. Abi, serçe parmağı ne oluyor o zaman? Serçe parmak hangisi ya? Ay, of! Çocuklar ya. Hocam, biz elleri bıraksak, başlasak bir an önce müzikle. Peki, tamam. Evet, başlıyoruz. Ayaklarımızı yerden kaldırmadan kalça hareketleriyle başlıyoruz. Sağ, sol, sağ, sol. Elimizi sabit tutuyoruz. Dizlerimizden kalçayı yukarı doğru ittiriyoruz. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Hocam, benim kalçam yok. Allah'ım yarabbim. Hocam, çok affedersiniz ama benim de belim yok. Olsa sabit tutacağım ama. Bir de hocam, biz dizi nasıl kırıyoruz yani? Böyle mi? Hocam. Benim omuzlarım daha oynak. Kalçayla omuzları oynatsam, omuzlarım oynatsam puan kaybeder miyim? Yap tabii oğlum ya, Allah. Değil mi abi? Tabii. Tamam. Sor. Vatteri 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 vatteri. Canım,
Nasılsın kanka? İş yemeği nasıl geçti Burhan? İş yemeği aman. İş işte iş yani. Makbule Kral, kanımca sizin iş yerinde çalışıyor. Yo, ne alaka? Geçen gece iş yemeğinden beraber döndünüz. Hangi? Şey değilse o tesadüfen oraya gelmişti. Ondan sonra dışarı çıktı, yalnız gitmesin diye ben de kendisine eşlik ettim. Yalnız yani, onun için ne var bunda? Makbule'den hoşlanıyorsun. Dertme be! Ne hoşlanması? Ne diyorsun be? Ben Makbule'den mi hoşlanacağım? Allah'ın gerisi. Koca elleri var, kocaman ayakları var. 45 numara, ondan mı hoşlanacağım? Delirtme beni! Dün gece yarısı senin evinden çıkarken yakaladım. Onun da bir açıklaması var yani. Dinliyorum. Evlerinde nohut bitmişti. Benden nohut almaya geldi, ne var? Makbule'den hoşlanıyorsun. Dertme beni! Beni dertmek için mi söylüyorsun bunları Gaffur? Makbule benim arkadaşım. Sohbet etmeyi, muhabbet etmeyi çok seviyorum. Çok sempatik bir kız. Ama cinsel cazibesi beni tatmin etmiyor. Ekmek arası iyi gider kanımca. Ya Gaffur tutturdun ama aynı şeyleri. Allah Allah, hayatındaki tek kankaya böyle şeyler yapılır mı ya? Tek kankamsın. Tek kankam sen misin? Benim tabii ki. Benden başka arkadaşım mı var ki senin ya? Var. Sacit Kral var. Aslı hanımefendi var. Aslı hanımefendinin kırmızı saçı arkadaşı var. Aslı hanımefendinin siyah saçı arkadaşı var. Allah Allah. Ne zaman girdin ki sen onları ya? Dün akşam hep birlikte maç seyrettik güle oynaya. Ne? Bir sakıncası mı var? Ben siz niye davet edilmiyorum? Hanımca seni sevmiyorlar Burhan. Gidin şuna be! Dürütme adamı! Gaffur, bilmiyorsun konuşma. Hiçbir şeyi bilmiyorsun karışma. Sen o yarım aklında üç tane hücrenle beyaz Türklerin karmaşık ilişkilerini araştırmaya, yorumlamaya çalışma. Anlamıyorsun. Sinirimde tepeme çıkartma. Anladın mı? Beni sinirlendiriyorsa sonra beyin kanaması geçireceğim ya. Allah Allah. Dank! Bu kapıyı kapatma sesimdi. Şimdi diyeceksin. Sayın Burhan Altıntop, beni kıskanıyor. Ya hocam ya. Hocam şimdi ben kalçalarımı sallarken omuzlarım da kalçam senkronize oynamıyor. Ya ikisi birbirinden bağımsız hareket ediyor. Ne yapmam lazım hocam? Hocam. Hocam benim ellerim de omuzlarım da kalçam da birbirlerinden ve ayrıca benden komple bağımsız hareket ediyorlar. Ne tavsiye ediyorsunuz? Hocam çok affedersiniz ama ben biraz farklı olarak parmandal oynasam acaba bir sakıncası olur mu? Hocam zeybek figürlerini oryantal dansa adapte etsek sizce Ege oryantali tadında bir sentez yakalamış olur muyuz? Hocam iki takıma ayrılsak bakalım kim kazanacak? Daha heyecanlı olur. Hatta ortaya para koyalım yoksa manası yok yani. Ay yeter ya, of! Of arkadaşlar, biraz ara verebilir miyiz? Hiç uyum sağlayamadınız, kusura bakmayın. Ne demek omuzlarımla kalçam senkronize hareket etmiyor? Böyle ders mi olur ya? Arkadaşlar, biz oryantal derslerinde şahane stres atıyorduk. Ama şu anda siz katılınca hiçbir tadı tuzu kalmadı. Kendi garip alışkanlıklarınızı da getirdiniz ve ortamı mahvettiniz. Aa! Ya ne kadar tanıdık bir cümle değil mi? Nasıl yani? Yani şahane stres atıyorduk ama siz katıldıktan sonra tadı tuzu kalmadı. Kendi garip alışkanlıklarınızı da getirdiniz. Ortamı mahvettiniz canım. Arkadaşlar bu size ne hatırlattı? Bana hiç yabancı gelmedi ya o. 22 oyuncu. Bir top, iki kale. Aa! Futbol maçları. Ya aynı bizim futbol geceleri. Geldin mi bebişim, hoş geldin. Gel sana bir drink vereyim. Ay sana anlatacaklarım var biliyor musun? Ya en sonunda.
Kıymalı börek mi bu? Çok şekersin, bir bana. Malt viskimi seviyorsun yoksa şarap dünyasından? Ay hiç fark etmez. Gel, gel. Şimdi ne demek bu? Ay, çok açık değil mi? Bizi futbol gecelerinde istemiyorlar. Bakın, kendimize ait alanları koruyalım arkadaşlar. Haftada birkaç gece birbirimizi yalnız bırakalım, ne olur. Sizin futbol gecelerinize gelmekten bu kadar kolay vazgeçeceğiz yani. O zaman hadi oryantele devam. Tabii. Evet. Ay, tamam, 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 lütfen, tamam, tamam, tamam. Ne olur. Tamam, kabul. Oley! Birbirimizin özel ilgi alanlarına girmeyelim. Fatoş. Aman iyi tamam. Biz de bayılmıyoruz tamam mı? O smaçtan gol kurtardı. Diğeri servis attı falan. Servis diyor ya. O zaman ben şu anda bambaşka bir sebepten mutluluktan oynamak istiyorum. Hayır hayır hayır. Ne olur Allah aşkına ne olur. Gerçekten. Aç mısın? Tahsin'cim. Ah, iyi iyi. Az ye. Can boğazdan çıkar. Ha. Hiç mi yemeyeceksin? Canım istemiyor. Aa, şundan bir yudum al. Allah aşkına bir tat bak. Ha? Nasıl? Neden beğenmedin mi? Beğenmedim. Neden beğenmedin? Tuzsuz. E malum tansiyon. Of. Oh. Ay. Ay ne oldu ta? Ay bir sıkıntı geldi. Sıkıntı bastı bana. Nasıl yani? Of. Ay tansiyonu mu çıktı acaba? Daha duvarlar üstüme geliyor. Oh. Ay kalbin çarpıyor mu? Ne oldu Tahsin? Çok fena çarpıyor. İvah. Oh. Ay eyvah. Mahmut. Ah bu sefer ölüyorum galiba. Hastaneye götürün beni. Ah ölüyorum ben. Sırtımdan soğuk terler boşalıyor. Ay ne ölmesi Tahsin. Oh. Nefes al nefes. Derin oh. Nefes al. Oh. Mahmut. Oh. Ah. Yavrum git taksici. Ah. Ah. Kesin ölüyorum ben. Burhan haklıydı. Kesin de ölüyorum bu sefer. Oh. Ay Tahsin. Taksi çağırın ayol ambulans. Çağırdın mı? Evet mi? Mahan kızıymış, mahan kızıymış. Bana ne? Ne faydası var ki bana? Neymiş o? 40 defa geldi şuraya. Elinde bir çiçek, bir çikolata. Yok, tık yok. Eline mi yapışır? Şey, bu... Sacit Bey ciddi mi niyeti? Bilmem. Bence henüz değil. Yani sırayla bu işler. Sırayla mı? E sırası bibişim. Senin dilinin altında bir şey var. Hı? Açıklayayım mı? Açıkla, açıkla. Çok merak ettim. Bu gece her şeyi anlatacağım. Kararlıyım. Sen anlat, ben de anlatayım. Böyle ikimiz muhabbet edelim. 40 yılda beri haber olmuşuz şurada. Hadi anlat. Peki. Oo, yavaş gitseydin ki. Ablası evlenmeden hangi ciddi niyet Burhan Bey? Bundan sonra Burhan diyeceğim sana. Senin için de bir sakıncası yoksa bebişim. Bebişin mi? Sen bana derken iyi de ama. Ama ben onunla arkadaş... Burhan! Senin bu mahcup hallerine bayılıyorum. Böyle iceberg'in altından fışkıran bir magma tabakası gibisi. Ne? Bak böyle kızgın sulardan buz gibi kumlara atlayan bir yunus görüyorum sana bakınca. Yunus. Aa, ama o sek için meski ya Makbule Hanım. Hanımı manımı bırak Burhan. Bugün duygularımı açıklayacağım sana. Aslı teşvik etti. İyi halt etti. Bütün bunlar Aslı'nın başından mı çıktı yoksa? Evet Aslı. Küçük aşk meleğimiz mene mene mene. Gerçi çok minik sayılmaz ya. Bizim evdeki herkes ailedeki sulak yerle büyümüş. Sacit hariç olsun. Yani Makbule Hanım, bence bu sohbetin sonuna iyi... Konu açılmışken. Vücudumu beğeniyor musun Burhan? Efendim? Atletik yapılı kadınları beğeniyor gibi görüküyorsun. Yanlış mı?
Ayol ben ne bileyim şekerim. Bu yaştan sonra sayenizde sinir hastası oldum. Sinir hastası değil. Depresyon kaynaklı endişe atağı dedi doktor. Şuna sıkıntıdan fenalık geldi desene. Ama sağlığım için uğraştım Tahsin'cim. Aman anacığım. Ya yemek yok, içmek yok. Kahve bile içmek yok. Film yok. Efendim haber seyretmek yok. Maç yok. Ay demek ki vücut öleyim dedi. Ne ölmesi Tahsin? Psikolojik dedi doktor. Anne ne lojik mojik dilemem ben. Bundan sonra bildiğim gibi yaşayacağım. Ama yine de o kırmızı eti... Sus. Şansını zorlama İfa. Karşında bir sinir hastası var. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Bence bu senin taktiğin Burhan. Kendini böyle geri çekiyorsun ha. Kendine böyle soğuk, İngiliz erkeklerine mahsus bir hava veriyorsun. İngiliz mi? Hani İngilizce ders almıştık ya biz birlikte. Hani rol icabı karı koca ol... Bak tesadüfe bak. Seni gidi organize Burhan seni. Ya vallahi de billahi de ya okun benimle alakası ya. Seni böyle görünce kafanda fütür şapka elinde şeksiyor. Ay dedim bak. Kendine şekil yapıyor dedi. Kendine Hugh Grant yapıyor dedim. Kendime ne yapıyorum ben anlamadım ya. Hugh Grant var ya oyuncu İngiliz. Onun stilini yapıyor dedim. O mahcup haller falan var. Bir şey değil mi? Sana daha çok yakışıyor Burhan. Makbule Hanım ne kadar içtiğinizi bilmiyorum ama bence giderseniz çok uygun olur. Hayır bu akşam bitecek bu iş. Anam ne işi ya? Sen de açıklayacaksın duyguları. Aslı öyle dedi. Karşılıklı açılın dedi. Ya ama siz çok açıldınız Makbule Hanım. Bir açılmaya devam ediyorsunuz. O Aslı'yı görsem zaten ağzını burnunu... Ana kapı çaldı. Ay. Kapı. İyi günler. Gafur kardeşim ne iyi ettin de geldin. Ne iyi ettin Allah seni gönderdi biliyor musun? Ya bunu da bir tutturdunuz Allah Allah ya. Ben kendi olanaklarımla çöpe almaya geldim. Gel içeri önüne börek koyayım seni. Yok çöpe alayım da. Ya gelsene içeri özledim seni ya. Lütfen içeriye ye portakal var portakalı yersin döke saça her yere. İyi bir 5 dakika geleyim o zaman. Hadi gel. Kim geldi Burhan? Oğul. Ya Gafur gitsene kardeşim ya. Yok başka zaman benim işim gücüm var Burhan. Anlayışlı insanı da hali başka oluyor. Ya kardeşim ya Allah aşkına gel ya. Yok Burhan ben anladım onu. Ya bir şey anladığın yok gelmek zorunda sayıyorum. İnşallah başka zaman gelirsin. Ya gitsene. Makbule'den hoşlanıyorsun. Şerefsiz Adi. Şerefsiz. Beni böyle bırakamazsın. Beni burada yalnız bırakıyorsun Makbule'yle. Bunu yapmaman lazım. Ay hiç gidip rahatsız etmesek mi çocukları be? Onun dükkanında maç seyrediyor olacaklar. Biz de kapıdan yiyecekleri bırakıp gideceğiz. Oturup seyretmeyeceğiz ki. Ay ben size bir şey söyleyeyim mi? Haklılar ha. 40 yılda bir erkek erkeğe oturup maç seyredecekler. Hakikaten rahat bırakalım. Ay bence de şekerim. Aa hatta bir kıyak daha yapalım. Kıymalı börek götürelim. Börek yok. Ne oldu yemişler mi? Ay hayır, ben biliyorum böreğe ne olduğunu. Makbule abla Burhan'a götürdü kesin. Siz şimdi onları alın, yürümeye başlayın muhallebiciye. Ben Burhan'dan böreği alıp geliyorum, tamam? Hadi orada görüşürüz. Şu anda ne hissediyorsun Burhan? Korku. Şu anda çok korkuyorum. Korkman gereken tek şey kendi his ve duyguların Burhan. Korkma. Ben senin yanındayım ki. Ama ben sizden çok korkuyorum Makbule Hanım. Hadi söyle. Neyi söyleyeyim? Beni seviyor musun? Hayır. Bir daha söyle. Neyi söyleyeceğim anlamadım ki. Bir daha söyle. Söylersen bırakacak mısınız? Bir daha. Ya neyi söyleyeceğim bir türlü anlamadım. Ben de seni sevgilim. Ama Makbule Hanım olaylar hiç istemediğim bir şekilde gelişiyor. Al
beni Burhan. Al beni, al beni, al beni, al beni Burhan. Burhan. Ortalığı yıkıyor. Bir dakika. Yavrum, ama yavrum, ama yavrum beni kurtarın. Önce beni ne yaptınız? Beni kurda kuşa yem ettiğiniz zaman ne yaptınız bana? Ay ne oluyor Burhan Bey? Mahvettiniz beni, içeride egzorsist var, haberin var mı senin? Ha? Bu kızın içerisine kötü ruh girmiş, kim çıkartıyorsa çıkarsın. Bu işin içerisine sen sustun, sen çıkartacaksın. Sen yaptın bunu, kurda kuşa... Bırak seni beni. Hoş geldin. Aslı, bana nasıl yaparsın yavrum? Yapma bir. Bir şey konuşuyorum burada. Kendimi oltanın ucundaki solucan gibi hissediyorum. Niye böyle hissediyorum? Ya bırak sen o nefes alamıyorum. Delirmiş bu. Kendimi niye böyle hissediyorum bilmiyorum. Bak Bilal'ın balık burcu da olduğu için olabilir bu. Anam! Ya bırak şunu diyorum. Bence nişan hazırlıkları başlasın. Hadi koş oğlum, koş. Koş be. Oo, vallahi hayat bu işte vallahi. Güzel, güzel, güzel. İçerdiler herhalde. Belki biz geliriz diye korktular, yine o yüzden gizli saklı izliyorlar. Yazık. Bir, iki, sağ gidiyoruz. Bir, iki, olduğumuz yerde. Bir, iki, eller havada dönüyoruz. Bir, iki. Bir, iki. Ritim duygusu kazanalım diye. Yani şahane göbek eritiyor, onu fark ettik. Evet canım, her gece futbol futbol. Olmaz ki ya o. Hem eğlenelim deyip hem de spor yapıyoruz. Ben istemedim, beni bunlara yarattı Fatoş. Hadi oradan yürü git be, yalancı asıl sen istedin. O istedi. Hem nasıl yalancı bir insansın Tanrıverdi? Ha? Çok dansöz gördüm seni canım.